Koza Altın piyasa yönünü sunar. Pazartesi ilk işlem gününe piyasa yönü programına hoş geldiniz bir kez daha değerli izleyicilerimiz. Ve bu bölümde her gün olduğu gibi, her sabah olduğu gibi şirket haberlerimize bakalım. Hem iş taraftan da yurt dışı tarafında oldukça kıymetli datalar geliyor ki Türkiye'de bilanço sezonu şirketler açısından Amerika'daki gibi olumlu olduğunu da söyleyelim. İlk haber Doğan Holding'den gelmiş oldu. Doğan Holding 2021 senesinin ilk çeyreğinde karını bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artırdı. Holding ilk çeyrek karını 413 milyon TL olarak kaydetti. Aynı dönemde holdingin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 artarak 2.8 milyar TL olduğunu söyleyelim. İkinci haber ise ulaştırma sektöründen. Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı'nın uçuş trafiği raporuna göre Türk Hava Yolları icra etmiş olduğu günlük ortalama 504 uçuşla Avrupalı rakiplerine geride bıraktı. Türk Hava Yolları 392 seferle Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 377 uçuşla Lufthansa, 4. sırada ise 344 uçuşla Whitrow, 5. sırada ise KLM olduğunu söyleyelim. Hollanda şirketi o da 304 uçuşla bu listeye girdiğini belirtmekte fayda var. Bizim toptan mağazaları ise 31 Mart 2021 tarihinde finansal raporlarını açıkladı, birinci çeyrek raporunu. Birinci çeyrek 2021 senesinde satış gelirini %22.8 büyüme ile 1.4 milyar TL, şeker ve sigara hariç satış gelirleri ise %22.8'lik bir büyüme ile yani 1.1 milyar TL olarak gerçekleştirdi. Dolayısıyla da satış gelirlerinde %22.8 puanlık bir artış vardı. Halk Bankası cephesinde de 2021 senesinin Mart sonu itibariyle aktif büyüklüğünde geçen yılın aynı dönemine göre %41.1 puanlık artışla 692.9 milyar TL taşıdı. Halkbank geçtiğimiz yıl aynı döneme göre nakdi kredilerde %30.3'lük artış sağlarken toplam kredilerde ise %30.8'lik artışla 577.7 milyar TL'ye yükseldiğini hatırlatalım. Diğer taraftan da son haber, geçen yıl salgın tedbirleri kapsamında otomotiv sanayi üretiminde büyük ölçüde ara vermesi sebebiyle baz etkisi oluşmuştu ve Ocak-Nisan 2021 döneminde artış oranlarına da yansıdı. Yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %28 artarak 418.187 adet oldu ve otomobil üretimi de %18'lik yükselişle 288.211 adet olarak gerçekleştiğini söyleyelim. Ve son olarak da traktör üretimiyle birlikte toplam üretimde 470.859 adet oldu. Yurt içi tarafta bunlar yaşanırken yurt dışı şirket haberlerimize bakalım. Amerika'nın tabii Doğu eyaletlerinde akaryakıt boru hattı işleten Colonial Pipeline, fidye yazılımına hedef olduğu bildirildi ve faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurdu. Amerika'nın Sesi Radyosu'nun internet sitesine yer alan habere göre şirket saldırıyı düzenleyenler ya da ne kadar fidye istendiği konusunda bilgi vermedi ve bu haberle birlikte de Amerika'da ham petrol stokları fiyatları ve Brent petrol fiyatlarında bir yükseliş yaşandı. Avrupa Birliği ise BioNTech Pfizer'ın COVID-19'a karşı geliştirmiş olduğu aşıdan 900 milyonlu opsiyonu olmak üzere toplamda 1.8 milyar dozluk bir alım sağlayacağı sözleşmeye onay verdi. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından COVID-19 aşısı alımı için BioNTech Pfizer'la yeni bir sözleşme yapıldığını duyurdu. Bir başka haber de yine Avrupa cephesinden, bu tarafta da baktığımızda Avrupa cephesinde komisyon iç pazar temsilcisi Thierry Breton, Birliğin Haziran sonrasında AstraZeneca'dan aşı siparişini yenilemediğini belirtti ve komisyonun iç pazar temsilcisi Haziran sonrasına yönelik aşı siparişini de yenilemediklerini aktardı az önce de söylediğim gibi. Bir başka haberimize geçelim.
otomobil endüstrisi büyük bir teknolojik dönüşümünden geçerken dünya devi otomotiv şirketleri de beklentilere daha hızlı ve güvenli şekilde yanıt vermek üzere güçlerini birleştirmiş. Suzuki, Subaru ve Daihatsu, Toyota ve Mazda'dan markalarını yeni nesil araç iletişim cihazlarına ait çözümleri ortak geliştirmek üzere anlaşma kaydettiklerini söyleyelim. Son haberde Goldman Sachs'tan orada da kripto para işlemiyle ilgili bir işlem masası kurduğunu CNBC'nin haberine göre görmüş olduk. Ve bu anlamda kripto para işlem masasının iki tür Bitcoin'e dayalı türevlerde başarılı işlemler gerçekleştirdiği bilgisi de verildiğini hatırlatalım. Bu anlamda bir şirket raporlarımızdan sonra aslında bir raporu ekrana getirelim. İş yatırımın en çok önerilen listesinde bir değişiklik meydana gelmiş oldu. Öncelikle raporu incelememiz gerekirse Akbank, BİMAŞ, Ereğli, Garanti Bankası, Koç Holding, Logo Yazılım, Şişe, Tav, Türksel, aynı zamanda Vespe ve Yataş gibi hisse senetleri ekranda görüyorsunuz. Burada özellikle Logo'yu en çok önerilenler listesine ekliyoruz dedi İş Yatırım. Pazardaki güçlü konumu, büyüme potansiyeli ve tekrar eden gelirlerin toplam gelirleri içindeki payı %62 nedeniyle Logo'yu beğenmeye devam ediyoruz ve ilk çeyrekte de güçlü ivmesini sürdüren bakıldığında coin gelirlerindeki artışın ileriye dönük de şirketin öngörülebilirliğini arttırdığını ve bu anlamda da gelirlerin büyüme potansiyelini arttıracağını düşünüyoruz diyor İş Yatırım ve dolayısıyla da Logo buraya girmiş oldu İş Yatırım'ın portföy listesine. Getiri potansiyellerine baktığımız zamansa Akbank tarafında %60, BİMAŞ tarafındaysa %36'lık bir getiri potansiyeli var. Ereğli tarafında da ekranda da görüyorsunuz %22'lik bir potansiyel olduğunu hatırlatalım. Garanti Bankası'nda %62, Koç Holding tarafında da %73. Özellikle tabii bankalar zayıf kaldı bu dönemde. Dolayısıyla da onların getiri potansiyeli çok daha yüksek. Örneğin Akbank'ta hedef fiyat şu anda 8 ki son fiyatlamasının 5 TL'ye yakın olduğunu gördük. BİMAŞ tarafında 66 lira 1 kuruşluk spot fiyatın şu anda 90 TL bir hedef fiyata işaret ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda Koç Holding'de 18 lira 69 kuruş olan hedef fiyatını şu anda 32 lira 42 kuruşa işaret ediyor İş Yatırım. Logo Yazılım tarafında da 161.5 liradan girmiş oldu spot fiyattan. Şu anda da 187 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat var ki burada da getiri potansiyeli şu anda %16 olarak gözüküyor. Piyasa değeri ise 4 lira 03 kuruş olarak hedeflenmiş, burada belirtilmiş Türk lirası olarak. Peki konuğumuza gidelim. Piyasalarda olumlu bir hava olduğunu görmüş olduk. Bu olumlu hava devam edecek mi hafta geleni? Bizde piyasalar bu hafta oldukça sığ. Biliyorsunuz çarşamba günü Arife, yarım gün sonrasında da zaten kapalıyız. Ve bu anlamda Tolga Uysal'a gidelim. Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı. Hoş geldiniz Tolga Bey. İyi haftalar diliyorum. İyi haftalar Murat. Günaydın. Geçen hafta Amerika'dan istihdam rakamları gayet kötü geldi ama piyasalar bunu olumlu olarak fiyatladı. Çünkü aslında Fed'in de beklentilerden daha erken bir şekilde sıkılaşmayacağı ihtimali piyasalara ikinci bir alım dalgası getirdi. Önce istihdam rakamları sonrası oluşan tabloyu sizden dinlemek isteriz. Yani kötü data ama iyi bir yorum olarak okundu. Ne dersiniz? Sen de geçen hafta yaptığımız programda çok iyi hatırlıyorum. Sen yine bu endekslerdeki yükseliş yurt dışında devam edecek mi diye sormuştun. Ben de aynen şunu söylemiştim. Yani şu anda oyun planını değiştiren herhangi bir şey yok. Ve yıl sonuna kadar bu partinin devam edeceğini düşünüyorum demiştim. Şimdi aslında bu cuma günkü data beni doğrulamış oldu. 1 milyon artış beklenirken 266 bin gibi bir rakam geldi. Düşük bir rakam geldi. Aslında bu istihdam anlamında tamam rakam düşük geldi ama detayına baktığımızda burada işsizlik oranının %6.1 gibi bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Yani Fed'in oyun planını değiştirecek Murat burada çok büyük bir şey gözükmüyor. Zaten piyasaların cuma günü tekrar yukarı hareket vermesinin en büyük sebebi de bu tapering dediğimiz bu tahvil alım programının son birkaç haftadır artık yavaş yavaş azaltılacağıyla ilgili söylentilere
bence bir süre ara vermiş oldu bu rakam. Yani evet, birazcık rafa kaldırdı yani, değil mi aslında Tolga Bey? İnanıyor musunuz öyle peki buna? Hani birkaç, çünkü borsalarda genelde şöyle bir şey oluyor. Bir iki gün bir haber fiyatlamasına odaklanılıyor ama genel resmi kaçırdığımız zamanlar da pek tabii ki olabiliyor. Şu anda genel resme baktığı zaman Tolga Uysal ne görüyor o resmin sonunda? Ne görüyorsunuz acaba? Genel resim şu, orada hiçbir değişiklik yok. Ben hep bu senenin sonuna kadar pandemi kaynaklı bu büyük bir şey yaşıyoruz, büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Amerika'da ve Avrupa'da bu sorun belli bir noktaya gelmeden herhangi bir şekilde tahvil alım programını yavaşlatılacağını düşünmüyorum. Son birkaç haftadır bazı FED başkanları, işte biliyorsunuz Kaplan ve Janet Yellen de geçen hafta yanlış bir iletişim politikası sergilemişti hatırlarsan. Bu nedenle tekrar bu tapering gündeme geldi. Fakat Ağustos ayında Jackson Hole toplantısı var. Ben Ağustos'a kadar zaten bir şey gelmeyeceğini düşünüyordum bu konuyla alakalı, tapering'le alakalı. Şimdi dünkü data, cuma günkü data aslında bunu belki biraz daha ileriye çekti. Jackson Hole'da tekrar birazcık konuşulabilir bu tahvil alım programının yavaşlatılması ile ilgili gündem. Fakat ben COVID kaynaklı vakalar, hayat normale dönene kadar, en azından bu sene sonuna kadar burada bir şey beklemiyorum. Bir azaltma beklemiyorum. Avrupa belki biraz daha erken başlayabilir. Ve bu da piyasaları gösterdiğin, sık sık gösterdiğin o yukarı doğru giden 45 derece açıyla yukarı giden grafiklerin ben bu senede devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda geçen hafta aslında siz dediniz ki iletişim politikası bir kaza gibi okuduğunuzu söylediniz. Hani ama bu insanlar yani çok önemli görevlerde bulunmuş. Örneğin Janet Yellen ve işte Jerome Powell zaten hani şu andaki görevleri de dünya ekonomilerine yön veriyor. Gerçekten bir hani bu insanlar hata yapma lüksü var mı? Hani iletişim politikası bir kaza. Yoksa tabii ki onlar da insan. Biz Sayın Kavcıoğlu'nun da açıklaması iletişim politikasında bir kaza var mı yok mu tartışıyoruz ama özellikle Powell ve Yellen'dan böyle bir kaza lüksleri olup olmadığını sormak isterim size. Çok haklısın ama hatasız kul da olmuyor biliyorsun. Baktığımızda istatistiki olarak FED başkanlığının veya Amerika'daki işte bu gibi görevlerde bulunan kişilerin yaptığı hata oranı da hani istatistiki olarak herhalde sergilesek çok düşük olduğunu görüyoruz. Yani o yüzden bir yol kazası olmuş olabilir geçen hafta. Fakat tabii bir yandan da şeytanın avukatlığını yapıp şöyle de diyebiliriz. Acaba yavaş yavaş piyasayı hazırlıyorlar mı? Önce bir piyasayı tartmak, buradaki feedbackleri almak mı istediler? Ben açıkçası öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü rakamlara baktığımda hala bu istihdam tarafında Amerika'nın gitmesi gereken büyük bir yol var. Hatırlarsan yine şey dendi geçen hafta. Tamam istihdam rakamları iyi geliyor ama burada farklı kesimler içerisinde, toplumun farklı kesimleri arasında büyük bir ayrışma var dendi. Bu rakamlar azalsa da bu ayrışma toplanana kadar bu %2 enflasyon, ortalama enflasyon hedefi ve tam istihdam hedefinin gerçekleştirene kadar bunu devam edeceği yönünde hep sinyaller veriyorlar. Hatasız kul olmaz. O yüzden Murat, bence orada herhangi bir değişiklik yok. Evet, sabah sabah da Orhan Gencebay'ı Orhan Baba'nın kulaklarını çınlatmış olduk. Hatasız kul olmaz, bu finans piyasalarında da oluyor. Şimdi tabii yorumlar çok değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin bizim hani olumsuz olarak konuştuğumuz istihdam rakamlarını sizinle birlikte az önce yayınımız başladığı andan itibaren Yellen iyimser bir istihdam yorumu paylaştı ve göreve geldikleri zaman aslında bir ekonomik kriz olduğunu ve dolayısıyla da bu enkazı devralıp sonrasında yapılan adımlarında ve atılan adımların ve gelen rakamlarında olumluya işaret ettiğini söylüyor ve bu anlamda 266 bin kişilik artışın devam eden ilerlemeyi yansıttığını dile getirir. Tabii Yellen birazcık da artık işin siyasi tarafına da geçtiği için tam bir siyasetçi açıklaması değil mi? Yani işi hep olumlu tarafından bakma noktası. Ne dersiniz? Yani şöyle ama açıkçası aslında olumlu şeyler de var, noktalar da var dataya baktığımızda. Mesela ücretlerdeki artış, %0.7'lik bir artış var ücretlerde. Bir de burada istihdamın artmamasında bir sebep de şu, onu da görüyorlar. Çünkü birçok teşvik açıklandı biliyorsun ve çekler dağıtıldı Amerika'da. Bu gelen çekler tabii oradaki Amerikalıların istihdam piyasasına katılmasını engellediği konusunda da bazı görüşler var. Çünkü ellerinde para var ve iş beğenmeye, her işi kabul etmemeye gibi bir durum söz konusu. %14'te hatırlarsan, yani pandeminin başladığı sıralarda geçen sene Amerika'daki işsizlik rakamı %14'tü. O yüzden Janet Yellen orada da haklı. Şu anda getirdikleri seviye %6.
bunu daha da aşağıya çekmeye çalışıyorlar ki çekeceklerdir. Ki cuma günkü datada baktığımızda genelde yine bu pandemi kaynaklı farklı sektörlerdeki işe katılımın az olduğu ortaya çıktı. Burada esas önemli olan ana sektörlerde, sanayide işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması. Biraz zaman alıyor ama hızlı gidiyorlar. Çünkü %6,5'luk bir büyüme beklentisi oldu Amerika'da. Fed biliyorsun en son toplantısında büyüme beklentisini de yukarı revize etti. %6,5'luk bir büyüme eğer gerçekleşecekse bu istihdam rakamlarına da olumlu yansıyacaktır. Zaten benim hani oyun planını kurarken aklımda olan bu. Eğer bu yıl %6,5 Amerika büyüyecekse, Çin %8'in üzerinde büyüyecekse, Avrupa'da hiç beklemediğimiz şekilde %4'ler konuşuluyorsa o zaman buradaki istihdam rakamları azalacaktır. Ama tabii bu biraz zaman alıyor. Şimdi göstergeleri isterseniz birlikte inceleyelim Tolga Bey. Bu Cuma günü Amerika'da rekor kapanışlardan sonra sevgili yönetmenimiz Burçin'den sabahın ondan da ilk grafiğini rica etmiş olalım. 16.69 korku endeksine, yani Amerikan piyasaları rekorla kapandıktan sonra korku endeksinde de bir geri çekilme yaşandı. Kabaca %9'a yakın. Sonrasında baktığımızda ise geçen hafta yine en fazla konuştuğumuz endekslerden biri Baltic kuru yük endeksiydi. O tarafta da 3183 puan seviyesindeyiz. Yani ticarete dair iyimser beklentiler var. Korku endeksinde de piyasalarda bir düşüş yaşanmış oldu. Amerikan 10 yıllıklarda şu anda 1.59'da. Sorum şu: bir taraftan ticaret artıyor, bir taraftan işte 10 yıllık faizler 1.55'lerde sınırlı kalıyor geri çekilmesi. Hani ticaret endeksleri beklentilerden çok hızlı artarsa bir anda enflasyonist kaygılar korku endeksini yukarı çekip endeksleri bozar mı? Aslında ilk sorumun tekrarı gibi oluyor ama hani göstergelere dayandırarak sormak istedim bu defa. Sizi belki de ikna etmeye çalışıyorum küresel endekslerle o ilgili olumsuz konuşun diye, iki farklı yorum olması açısından. Hiç mi bu işin olumsuz tarafı yok Tolga Bey? Yani durmaksızın yola devam edecek rekorlar mı olacak? Ne dersiniz? Ya elbet bir son olacak bunun ama şimdi şöyle bir durum var, şöyle bir gerçek var. Geçen sene çok istisnai bir seneydi. Yani ekonomiler hep negatif seyretti. Büyüme yoktu biliyorsun. Sadece işte Çin ve artı biz de pozitif bir büyüme kaydettik. Fakat burada bu sene ben hep bunu söylüyorum 6-7 aydır. Yani 2021 senesinde bir pozitif, endüstri anlamında pozitif bir şey olması gerekiyor ki bu senin gösterdiğin bu Baltic Dry Index'inin o füze gibi yukarıya gitmesinin en büyük sebebi de Çin. Yani hep bunu konuşuyoruz programlarda. Çin geçen seneden beri sürekli ham madde satın alıyor. Ki aslında belki bugün en büyük konuşmamız gereken konulardan bir tanesi de endüstriyel metaller. Biliyorsun şu anda Cuma günü de bu rally devam ediyordu. Bakır fiyatı 10.500 dolara geldi. Yani ama ben bunu aylardır söylüyordum. Yani endüstriyel metallerde ülkeler bu kadar büyüyecekse buradaki rally devam edecek diyorduk. Demir cevheri mesela Çin'e bu sabah baktığımda %10 civarı tekrar bir artış var. Ki bu %10 demir cevherini 220 dolarlara getiriyor. 227 dolarlara getiriyor. Mesela bakır fiyatına bakıyorum. Geçen sene 4585 dolardı. Mart-Nisan aylarında, pandemi sırasında. Şu anda 10.500 dolar. Çinko 1.800 dolardı. Şu anda 3.050 dolar. Yani şimdi bütün bunları topladığımda haklısın. Enflasyonist baskı, bu kadar metalin arttığı ve petrol. Petrolde de biliyorsun bir gelişme var. Belki sorarsın biraz sonra, onu konuşuruz. Aynen soracağım. Orası da 70 dolara geldi. Yani bu saldırı haberinden sonra yine. Evet, doğru. Palladium bakıldığı zaman 3.000 dolar neredeyse. Bunların hepsi aslında çok ciddi bir şekilde enflasyona geçişkenliği olmayacak mı Tolga Bey? Yani biz Merkez Bankası'nı bizim tarafta tartışırken de iyimser bulmamızın sebeplerinden bir tanesi bu. Yani şahsi olarak hani benim subjektif yorumlarımı yapmam da aslında çok uygun değil ama hani sonuçta piyasa tarafından geldiğim için bunu nacizane sizlerle birlikte sohbet gibi söylemeye çalışıyorum. Yani ben açıkçası bu emtia fiyatlarını bu kadar tam anlamıyla bizim raporlarda işlendiğini düşünmüyorum, analiz edildiğini düşünmüyorum. Bu yükselişle sonuna mı geldik emtia, yoksa devam edecek mi bu rekorlar? Ben sonuna geldiğimizi düşünmüyorum. Yani bu devam edecek. Yani 2021 senesinde ben bu endüstriyel metallerde kısa kısa düzeltmelerle bunun biliyorsun biz birkaç aydır neyi konuşmaya başlamıştık? Bu super cycle dediğimiz süper döngü, yani emtia döngüsünden bahsediyoruz. Yani 10 yılda bir, 20 yılda bir olan ve sürekli yukarı giden bir emtia piyasası gördük tarihte, geçmişte.
Şimdi bu orada mıyız? Tabii tam emin değilim. Ama ben hissettiğim ve gördüğüm rakamları tartarak, hesaplayarak gördüğüm şu. Bu enflasyonist baskı bu ülke büyümeleri devam ettikçe artacak. Yani bakır 10.500 biliyorsun ama bazı raporlarda 11.000, 13.000 dolarlardan bahsediyorlardı. Ki evet, neredeyse oraya yaklaştık. Mesela geçen sene bakır, Tolga Bey, kaybettirmiş %17, şu anda %34. En fazla kazandıran, izleyicilerimiz ekranda da görüyor. Bu mavi barlar 2021'de en fazla yükselenler. Bakır, hemen arkasından Brent Oil geliyor, Brent Petrol geliyor. O tarafta da yine %30'un üzerinde kazançlar var. Kaybettirenlere baktığımız zaman ise işte genel varlıklar, MSCI endeksleri vesaire. Ciddi bir süper döngüden bahsediyoruz değil mi emtia fiyatlarından? Eğer sen buraya demir cevheri, steel rebar, inşaat demiri hemen koyayım, gibi buyurun, diğer asetleri de koyabilirsen, mesela bundan şunu göreceksin. Bakır, alüminyum, paladyum, platinyum hepsi burada şu anda. Aynen öyle. Neredeyse iki katına çıktı demir, evet, cevheri. Yani bu inşaat sektörü için çok önemli bir data, yani çok önemli bir veri. Çünkü ham madde fiyatını bir anda iki katına çıkartan bir şeyden bahsediyoruz. Mesela bizde konutlar durdu yeni İstanbul'da, biliyorsunuz. Hani projeli ev yapılmıyor şu anda. Hatta bu işte fiyatların artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, diyorlar ki işte hani konut balonu yok, sadece stok anlamında ciddi bir azalış var. Hani talep var ama o talep de bu fiyatlardan çok da fazla girmek istemiyor insanlar. Ne evini satıyor ne de İşte kiralık eve çıkıyor. Siz hani İzmir'de bilmiyorum kiralar nasıl ama İstanbul'da gerçekten hani evinden çıktığın zaman iki katı fiyatla başkasına vermiş oluyorlar neredeyse. Şimdi bu eğer biz pandemiyi yenersek inşallah tekrar bu muhtemelen İstanbul mega kentler biliyorsunuz yapılıyor. Şimdi mega siteler vesaire hepsi ayrı bir şehir gibi Anadolu'daki. Bunlar muhtemelen bu projeler başlamış olacak. Konut sektöründeki enflasyon da bizim enflasyonumuzu aşağı yukarı çekecek bir gelişme olarak okuyalım mı Tolga Bey? Şimdi buradan ben bize bağlayayım o zaman. Lütfen. Madem bu konu tarafından girdin. Şimdi ben hep şunu söylüyordum. Haziran sonuna kadar enflasyonda biz zaten aşağı yönlü bir hareket olmayacak. %17'yi gördük ve bu %18'leri ve hatta %19'ları görme ihtimalimiz var. Çünkü dünyada biraz evvel bahsettiğimiz bütün bu endüstriyel metaller artı petrol, biz en büyük cari açığımızın en büyük kaynağı 1/3'ü biliyorsun petrolden geliyor. Enerjiden geliyor. Böyle hal böyle olunca, böyle bir ortamda isek biz, ben Haziran, Temmuz aylarında enflasyonda bir pik olacağını düşünüyorum. Artı bir de bu hiç yok yere yaşadığımız bu dövizdeki artış sebebiyle oradaki geçirgenlik de enflasyona yansıyacak. Bu da tabii, ama ondan sonra yavaş yavaş belki yılın ikinci yarısıyla beraber biraz enflasyonda durulma olabilir. Fakat hani ben beklendiği gibi o %9.4 iken Merkez Bankası'nın hedefi, o zaman da yani sonuçta bunun tutturulması imkansızdı, belliydi. Ama Naci Abal döneminde en azından bu konuyla ilgili daha şeffaf, daha belirgin bir politika güdülüyordu. Ve iyi bir şeye de oturtulmuştu açıkçası. İyi bir patikada ilerliyorduk. Fakat buradaki bu belirsizlik, bir anda Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi tabii oyun planını değiştirdi. Neden bunu anlatıyorum? Dolar Türk lirasında da çünkü bu baskı yaratıyor. Ben 8-8.10 civarı gidebileceğini düşünüyorum ve 8-8.40 bandında bir dolar hareketi bekliyorum önümüzdeki aylarda. 8'e geldiğinde reel sektör şirketlerinden açık pozisyon kapatma, hedge amaçlı alım gelecektir ki geldiğinde bunu görüyoruz. Ben endüstriyel metallerle de ilgili aylardır hep şunu söylüyordum. Eğer şirketlerimizin açık pozisyonu varsa bakır, alüminyum gibi veya enerjide mutlaka pozisyonlarını hedge etmeleri gerekiyor diyordum ki ben bu uyarımı bir kere daha tekrarlıyorum. Çünkü bu biraz evvel bahsettiğimiz emtiyadaki süper döngü devam edebilir. Eğer ham madde alacaksa şirketler, açık pozisyonları varsa dolar anlamında da olabilir veya metal anlamında olabilir, mutlaka pozisyonlarını hedgelemeleri gerekiyor, pozisyonlarını kapatmaları gerekiyor. Bu enflasyondaki baskı elbette sonuçta sonsuza kadar, hı hı, gidecek değil. Ama 2021'in genelinde bu ortamın en azından sonuna kadar devam edeceği görüşündeyim ben.
Evet, yani bu anlamda da önemli bir şey de söylediniz yatırımcılar nezdinde. Şimdi Borsa İstanbul'a insanlar yatırım yapıyorlar, şirketlerin hisse senetlerini alıp satıyorlar. Dolayısıyla hem doları konusundaki pozisyonlarını, yükümlülüklerini hem de metal emtia fiyatlarını, emtiaları doğru yöneten şirketlere bakmaları gerekiyor. Hangisi seyirciyleniyor, hangisi seyircilenmiyor şeklinde. Bu anlamda da hisse seçiminde de sanırım kilit bir rol oynamış olacak. Birazdan araya gideceğiz Tolga Bey ve bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz normalleşme takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacağız beyanı vardı. Bu beyanatın tabii ki iç piyasaya olan yansımasını sizinle birlikte değerlendirelim. Geçtiğimiz hafta gördük muhtemelen hem borsada hem de dolar tarafındaki kısmen bu ılımlı havanın beklentisi yavaş yavaş normalleşme sürecine doğru gittiğimizi işaretti ki Türk Hava Yolları TAV, işte Pegasus'ta gayet olumlu beklenti olmuştu. Orayı konuşacağız. Tabii de Merkez Bankası'nı konuşacağız efendim. Şimdi kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra Tolga Bey'le doları, Borsa İstanbul'u ele aldıktan sonra altın tarafında da oldukça önemli bir kırılma yaşadık. Tolga Bey diyor ki Amerika'da enflasyon aslında öyle çok da hemen erken bir şekilde gelmeyecek. Dolayısıyla ons altına yarıyor. Peki rekor kırmaya devam edecek mi ons altın? Kısa bir aradan sonra Tolga Uysal'ın yorumlarıyla devam edelim. Koza Altın'ın sunduğu piyasa yönü devam edecek. Koza Altın'ın sunduğu piyasa yönü devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününe bir kez daha hoş geldiniz değerli izleyiciler. Tolga Uysal'la olan sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Aslında Türkiye'de enflasyonu tartışıyorduk Tolga Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacağız diyor. Ve 17 Mayıs itibariyle başlayacak olan yeni normalleşme takvimi açıklanacak. Ekonomi sizce bu 3 haftalık kapanma nasıl etkiledi? Türkiye'nin rasyonlarını değiştirecek mi? Ve normalleşme adımları sonrası Borsa İstanbul'da yeni bir alım dalgası gelir mi? Genelde hani Mayıs'ta sat ve git dönemi konuşulur ama tatilciler tatile gitme niyeti yok. Çünkü zaten uzunca bir süredir, 2 senedir tatilde ve yatırımcılar maalesef pandemiden sebep. Ne dersiniz? Ya şimdi şöyle, ya iki aşamada cevaplayayım sorunu. Birinci aşama sonuçta genel olarak bu kapanma vakalarda tabii bir azaltmaya söz konusu olacaktır. Yani azaltmaya sağlayacaktır. Ve haliyle bu biliyorsunuz şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi turizm gelirlerinin olmaması. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda gelirlerimiz çok düştü. Şimdi eğer biz turizm sezonunu bir şekilde açabilirsek ve rakamları da o hedeflenen 5000 vakanın altına indirebilirsek, bunu başarabilirsek buradan şu çıkacak ortaya. En azından bu ekonomide turizm kaynaklı bir cari açıkta azaltma söz konusu olabilir. Bu iyimser tablo tabii. Yani bu kapanmanın ben kesinlikle pandemi anlamında iyi geleceği ortada, aşikar. Fakat sorunun ikinci kısmı Borsa İstanbul tarafı. Ben orada pek olumlu değilim açıkçası. Çünkü sadece tabii Covid kaynaklı değil bu olay. Yabancılara baktığımızda yabancılar şu anda rekor düşük seviyelerde. Yani tahvil tarafına bakıyoruz %4, %5 tarihi düşüklerde. Hisse senedi tarafına bakıyoruz %44'lerde, bu tarafta öyle. Dolar bazlı endekse bakıyorum. Dolar bazlı endekste baktığımızda demin söylediğim o 45 lira açının tam tersi var yıllara baktığımızda. Hal böyle olunca ben açıkçası hisse senedi tarafında çok olumlu değilim. Ama yine normal büyük şirketler, BIST 30'daki bazı büyük şirketler, biraz evvel sen gösterdin, İş Bankası'nın iş yatırımın sanırım tavsiyeleri vardı. Sağlam şirketler yine sonuçta uzun vadede şey olacaktır, prim yapacaktır. Ama genel anlamında eğer görüşümü soruyorsan çok fazla şey değilim, olumlu değilim. İşte o zaman da ne çıkıyor devreye? Hep konuştuğumuz işte bu vadeli işlem piyasası. Yok, eğer piyasalar aşağı düşecekse, böyle bir beklenti varsa yatırımcıların, yeni piyasaya gelen yatırımcıların VIOP'u öğrenmeleri lazım. Yani düşen piyasalarda yatırımcı nasıl kendini koruyabilir veya korumayı da geçtim. Yani düşen piyasalarda yatırımcılar nasıl bunu fırsata çevirebilir, bunu öğrenmeleri gerekiyor.
Şimdi turizm Merkez Bankası'nın da aslında raporlarına giren noktalar, çünkü Türkiye'ye bir döviz girdisi sağlayan en önemli sektörlerden bir tanesi, ama maalesef işte büyümedeki oranı %4'lerden %1.2'ye kadar geriledi Tolga Bey, turizmin pandemiden dolayı oluşan rakamlar sonrasında. 30 milyon turist beklenirken 20 milyona kadar düşmüş. Önce bir haberimiz var. Sizle birlikte izleyelim. Çünkü geçen hafta özellikle COVID-19 vakalarındaki düşme eğiliminden kaynaklı ulaştırma hisselerinde gayet olumlu bir tablo vardı. Beklentinizi konuşacağız ama önce bir haberi izleyelim. Sonrasında yorumlarla devam edelim. Turizmciler bu yıl toparlanma süreci iyi giderse 20 milyon turistin Türkiye'ye gelmesini umut ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, COVID-19 günlük vaka sayılarının 5000'in altına inmesi halinde Haziran'da sezonu açarak 30 milyon turist hedefini koruduklarını açıklamıştı. Turizmciler ise bu rakamı iyimser buldu. Kaynak pazarlarda yaşanan gelişmeler nedeniyle yılın ilk yarısının kaybedildiğini söyleyen turizmciler, bu hedefin tutturulmasının zor olduğunu belirtti. Pandemiye bağlı güvenlik endişeleri ve seyahat kısıtlamalarının etkisiyle 2020'de Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı %71.74 düşüşle 12.73 milyon kişi olmuştu. Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bu yıl Ocak-Mart döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı %54 düşüşle 1.95 milyon olarak gerçekleşti. Turizm geliri ise ilk çeyrekte önceki yıla göre %40.2 azalarak 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar oldu. TÜRSAP Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, Antalya'ya şu ana kadar gelen turist sayısının 1 milyonu geçmediğini belirterek, yaz sezonunda Antalya'nın dışındaki bölgelerin, özellikle İstanbul'un önceki yıllardaki gibi turist alamayacağını söyledi. Aslında haberi izledik Tolga Bey ve en çok tartışılan konulardan bir tanesi tabii Türkiye'de ne kadar turist gelecek. Ulaştırma endeksine baktığımızda piyasaların aslında çok da her şeyi önden fiyatladığını gösteren önemli bir rasyo. Ulaştırma endeksi işte haftalık %6.43 yükselmiş. Yılbaşından bugüne de %3.19, yani pandemiye rağmen hani kazandırma eğiliminde olan bir noktada beklentiler, önceden satın alınıyor pozisyonlanmalar. Sanki biraz da global vakaların düşmesini daha fazla olumlu fiyatladık gibi. Ne dersiniz? Yani birincisi turizmde hedef 20 milyon turist. Bu muhtemelen 10 milyar dolar ve aşağısı Türkiye'ye bir döviz girdisi sağlayacaktır. Daha önceki rakamlarımız 40-50 milyar dolardı. Bu Merkez Bankası rezervleri birincisi azaltıcı bir etken. Türk lirasını da aşağı çeker mi az dolar girdisi olacağı için, ne dersiniz? Ya kesinlikle haklısın. Yani dolar Türk lirası anlamında buradaki cari açığın daha da artırıcı böyle bir etkinin bir sonucu olacaktır. Ki oluyor da zaten. Ben hep şunu söylüyorum. Bazen unutuyoruz. Biz 31 Aralık'ta geçen sene 7.43 dolarla kapattık. 7.43 dolar, bunun üzerine enflasyonu koyduğumuzda bizi 8.30'lara, 8.40'lara, 8.50'lere getiriyor Murat. Şimdi hal böyle olunca şu anda 8'lere doğru geldikçe, biraz evvel de belirttim, reel sektörden, yatırımcılardan dolar bazlı bir alım gerçekleşecektir. Biz döviz mevduatlarını hep konuşuyoruz. Aylardır döviz mevduatlarında o Merkez Bankası Başkanı değişikliği haftası dışında genelde ya sabit kaldı ya hafif yukarı çıktı döviz mevduatları. Cari açıkta da turizm kaynaklı böyle bir sıkıntımız var. Bütün bunları birleştirince dolar Türk lirasındaki baskının ben devam edeceğini düşünüyorum. Ve 8.55'i iki kere denedik biz. İki ya da üç kere sanırım. Üç de olabilir. Fakat orası kırılmadı. Fakat yıl içerisinde işte bu bahsettiğin pandeminin etkileri, cari açığın artması gibi baskılar dolar Türk lirasını yukarı doğru ittirebilir. Benim açıkçası görüşüm burada 9'a doğru bir hareket olması çok kuvvetli muhtemel. Hı hı. Siz zaten uyarıyı o yüzden yapıyorum. Özellikle reel sektör şirketleri. Ben çok önemsiyorum çünkü reel sektörün biliyorsun 157 milyar dolar bir döviz açığı var hala. Yani biz 220 milyar dolarlardan geldik. Birkaç sene önce 220 milyar dolardı. Artık şirketlerimiz açık pozisyonlarını kapatmayı yavaş yavaş öğreniyor. Özellikle büyük şirketler. Gerek hedge yapıyorlar, gerek döviz alımıyla bunu kapatıyorlar. Fakat hala 157 milyar dolarlık bir açık var. Bu da haliyle dolar tarafında bir baskı yaratıyor. Yani kurun aşağı gitme. Artı bir de ne diyoruz? Merkez Bankası rezervlerini arttırması gerekiyor değil mi? Son birkaç haftadır bu unutuldu. Hani rezervi arttıracaktı, bunları basıyor diyorduk. Kur biraz düştükçe rezerv artacaktı. Fakat şimdi şu anda öyle bir ortam yok. Yani rezerv arttırması için biraz daha durulması gerekiyor doların.
ki rezerv arttırmaya kalksa bu sefer de ne olacak? Tekrardan dolara bir baskı gelecek. O yüzden zor bir durum açıkçası. Ben bütün bunları birleştirdiğinde de 9'a doğru bir hareketin olma ihtimalini görüyorum. O yüzden eğer reel sektör şirketiyse veya yatırımcıysanız bunları göz önünde almakta fayda var. Evet, yani piyasanın aslında neden rezervi şu anda tartışmadığı da şundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Hani neyi artık öncelikli olduğunu piyasa çok bilmiyor. Merkez Bankası nezdinde olsun, piyasa otağında olsun. Hani büyüme mi, enflasyon mu, rezerv mi, işte yoksa pandemiyi bir atlatalım da sonrasında kervan yolda düzülür politikası mı? Hiçbir şey bilinmiyor. Dolayısıyla da bu tartışmalar böyle haftalık ve kısa vadeli kalıyor. Ama yapısal sorunlarımız o sorun olarak kalmaya devam ettiği bir dönemdeyiz Tolga Bey. Çok teşekkür ederiz. Haftaya sizin güzel yorumlarınızla başlamış olduk. Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı Tolga Uysal Beyefendi İzmir'den katıldı. Şimdi tabii bu anlamda doları biraz daha konuşmakta fayda var. Çünkü Amerika'da geçen hafta istihdam verileri kötü gelince acaba Amerika Merkez Bankası FED beklenen kadar şahin olmayacak mı tartışması var. Dolayısıyla bu hafta dolar Türk lirası için önemli bir hafta olur mu? Yani 8 liranın aşağısına yumuşayan FED etkisinden dolayı bir hareketlenme görür müyüz diye biz finansal danışmanlık kurucusu sevgili Murat Özsoy'a gidelim. Hoş geldin Murat. Merhaba Murat, hoş bulduk, günaydın. Bu hafta TL için avantaj haftası olur mu? Çünkü aslında Amerika'dan çok da öyle korkulmayacakmış. Hani ringe çıkmadan önce çok fazla işte Amerika herkesi bir şekilde knockout eder beklentisi vardı. Ama İslam verileri sonrasında bir anda algı değişti herhalde. Ne dersin, Türk lirası için avantaj haftası mı bu hafta? Şimdi bu hafta da yine Amerika'dan önemli bir veri olan enflasyon verisini bekliyoruz. Bu hafta da enflasyon verisi yayınlanacak ve enflasyon verisinin de yine bir önceki yıllık bazdaki veriye göre yüksek gelmesini bekliyoruz. Dolar TL açısından olan etkilere baktığımız zaman Murat, şimdi bu hafta aslında yurt içinde 2,5 işlem günlük bir sürecin olması ve onun haricinde de günlük haftalık veri ajandasında çok kritik bir açıklama olmamasından kaynaklı olarak dolar TL'de aslında bu hafta çok böyle bir inişli çıkışlı gündem söz konusu olmayabilir. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi dolar endeksinde önemli bir gerileme söz konusu. Özellikle geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günleri meydana gelen bir gerileme var. Ondan daha geriye saracak olursak da yaklaşık yani Nisan ayı başından beri bir gerileme söz konusu. Burada aslında dolar TL'nin ne yönde gideceğine dair bize dolar endeksinin karşısında aynı hükümede olarak kendimizi karşılaştırdığımız işte Brezilya reali, Meksika pezosu gibi diğer para birimleriyle karşılaştırdığımız vakit şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Dolar TL burada negatif bir ayrışma içerisinde. Yani dolar endeksindeki aşağı yöndeki gidişatta Meksika pezosu, Brezilya reali, onlar da dolar endeksiyle beraber dolar endeksi güç kaybederken, dolara karşı güç kazanırken Türk lirası bu güç kazanmayı gerçekleştiremedi. Şimdi biz 8-16 seviyelerinden falan bahsediyoruz şu anda aşağıda olabilecek bir destek seviyesi. Bu 8-16 destek seviyesinden biz bahsederken şöyle bir durum var. Bu Brezilya reali, Meksika pezosu dolar karşısında güçlenirken Şubat ortasındaki seviyelere de neredeyse geldiler. Dolar endeksi de Şubat'taki seviyesine kadar geriledi. Şubat'taki dolar TL'nin ne olduğunu hatırlayacak olursak onun da 7 liranın altında olduğunu görüyoruz. Yani bizim en güzel zamanıydı değil mi? Yılın en güzel zamanıydı. Orada Türk lirası en güçlü paraydı Reuters grafiklerinde. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Şimdi bir taraftan bu para birimleri Şubat seviyelerini gerilemişken dolar TL'nin de biz 8-16 desteğinden bahsediyoruz. O zamanlar 7 altındayken. Dolayısıyla buradaki dolar TL üzerindeki baskının ve riskin ne yönde olduğunu da görmek mümkün. Çünkü dolar endeksindeki bu güç kaybı varken bizim de aynı şekilde diğer para birimleri gibi aynı trendde gidiyor olmamız lazım. Bu hafta Amerika'dan eğer enflasyonla ilgili veriler beklentilerin üzerinde gelir ve FED tarafında da birçok FED başkanı konuşacak. Bir FED başkanları konuşmalarından yine bir takım işte tapering sinyalleri falan gelirse beklentilerin haricinde bunlar karşısında tabii dolar TL üzerinde yeni yukarı yönlü baskılar gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Ancak senin sorunun özelinde bu hafta çok ciddi bir takım çalkalanmalar olacağını çok tahmin etmiyorum açıkçası. Şimdi kısa vadede tabii kısa vadede de yani uzun vadede de ne olacağı çok fazla belirsiz.
hani şu olursa bu olur, tüfe gelirse hani sen trade amaçlı, işte kısa vadeli işlem yapmak amaçlar için güzel bilgiler verdin ama ben uzun vadeli yıllık bir aslında TL beklentini sormak istiyorum Murat. Çünkü hani şu anda insanların en büyük noktası ve şirketlerin dolar TL ile ilgili bas senaryosunu merak ediyor. Şimdi sen sektör temsilcileriyle biliyorum buluşuyorsun, hatta zaman zaman seni yayına alamıyoruz. Bir bakıyoruz Kayseri'desin, bakıyorsun Anadolu başka bir noktasındasın. Hani Ramazan sonrasında bilmiyorum mantı aldın mı bana? En son sana mantı almanı rica etmiştim ama hep kendine çalışıyorsun, evet. Yani Kayseri'ye gidip. Tamam, bunu unutmayacağım, bu sefer yazdım şimdi. Şimdi orada da iş dünyasından konuşuyorsun. Neyse sen mantıyı alırsın, bir şekilde alırım ben senden onu ama kuru soruyorlar sana, dolar kuru. Çünkü evet. Şirketler... Döviz yükümlülükleri var. Yani Amerika'daki tüfe şöyle oldu, böyle oldu diye bakmıyor oradaki adamlar. Şunu sormak istiyorum özetle. Türk lirasında 8 liranın aşağısı bir sarkma olursa orada dolar Türk lirası alınması gerekir mi? Yoksa artık dolar pozisyonlarından çıkmak mı gerekiyor? Dolarizasyonu, döviz sevdiyat hesaplarını genel bir değerlendirirsen TL avantaj mı, dezavantaj mı yılın geri kalanında? Yılın geri kalanında Murat, dediğin gibi yani reel sektördeki bu gelişmeleri baz aldığımız vakit özellikle küresel emtia fiyatlarındaki artışlar olsun, gıda fiyatlarındaki artışlar olsun, işte demir cevherindeki artışlar olsun, plastikteki artışlar olsun, bunların hepsi dolar TL'nin yıllık bazdaki hareketini şu anki seviyelerin daha da yukarısına doğru getiriyor. Dolayısıyla yıllık bazda bakacak olursak ben işte 9 TL'lerin üzerinde 10 TL'lere yıllık bazda ulaşma ihtimallerinin şu anki ana trendin devam ettiği durumda gerçekleşeceğini görüyorum açıkçası. Burada şunu da baz almak lazım. Şimdi yabancı yatırım bankalarının tahminlerine baktığımız vakit onlar ara sıra işte yıl sonundaki dolar TL'nin 10 liraya falan varacağından da bahsettiler. Genellikle bu tip tahminlerin de realizasyonların biraz altında kaldığını düşünecek olursak uzun vadede 2021 sonu itibariyle benim dolar TL kuruyla ilgili öngörülerim şu anki seviyelerin oldukça üzerinde. Yani söylüyorsam biz 9 TL üzerine hatta yıl sonuna kalmadan yakın vadede görme ihtimalimiz şu anda var. Ve 10 TL'yi de görme ihtimali de yine gözüküyor. Çünkü özellikle fiyatlarda küresel artışlardaki geçişkenlik son derece yüksek olduğundan ötürü bu da fiyat istikrarının sağlanmasında önemli bir negatif unsur teşkil ediyor. Bu fiyat istikrarının sağlanması da zaten Merkez Bankası'nın bizlere iletmiş olduğu iki koşuldan bir tanesi. Bu fiyat istikrarının sağlanması önünde küresel gıda fiyatlarındaki, emtia fiyatlarındaki artışlar çok ciddi bir takım baskılar oluşturacak. Ama dolar TL'nin tabii bu seviyelere gelecek olmasının şöyle bir durumu var. Reel sektördeki kar marjları üzerinde ham madde fiyatlarının artışıyla beraber satış fiyatlarının üzerine yansıması tarafında reel sektörde bunlar bir takım kar marjları olarak gözükebilir. Özellikle ihracata dayalı mal alımı yapan firmaları düşündüğümüz vakit. Hı hı. Anadolu'da tabii ki bu kur artışlarının ham madde fiyatlarına ve stoklar üzerindeki maliyeti elbette ki olumsuz bir takım etkiler oluşturuyor. Ancak demir cevheri, çelik, cam özellikle bu sektörlere baktığımız vakit bu kur artışları açıkçası çok da üzmüyor üreticileri ve satıcıları. Çünkü burada daha geçtiğimiz dönemlerde kur artışlarından çok fazla zarar yememek için stoklarını güçlendiren firmalar düşük kurdan stoklar bulundurdukları için şimdi yıl sonuna doğru bu stoklarını satışa çevirirken ciddi kar elde etme imkanlarına da sahip evet. olacaklar. Dolayısıyla bu kur artışları da o taraflarda bir şekilde destekleniyor gibi ve aslında talep ediyor gibi de görünebilir. Ya ben hep söylüyorum, bu rekabetçi kur ihracatçı için rekabetçi, para kazandırıcı kur diye değiştirmesi lazım. Vatandaş için de fakirleştirici kur. Hatta varlıklarımızı azaltıcı bir kur. Satın alma gücümüz çok düştü. Türkiye'de kişi başı gelir dolar bazında çok düştü. Bu bizim ülke ekonomisine tabii ki hani tartışılır. Yani rekabette evet Türk lirası önemli bir avantaj sağlıyor. Şu anda ucuz olmasından dolayı. Ama maalesef iş taraftaki üretim bandımız ve işte aldığımız ürünler genel olarak dışa bağımlı olduğumuz için de bu defa dolar kuru kadar artmayan gelirlerimizden dolayı satın alma gücümüzde çok ciddi bir düşüş oldu. Şimdi teknik anlamda da bir dolara bakalım. Yine Burçin'den rica edelim yönetmenimizden. Baktığımızda kırmızı renkte çizdiğim
mor renkte olan dolar kuru grafiğinde aslında önemli bir noktaya geldiğimiz Murat. Tabii özellikle dolarda avantajlı bir dönem dedik. Sana az önce de konumuzla birlikte de konuşmuştuk aslında. İşte kabaca buralarda bir dengelenme vardı değil mi? 7.24 ile 6.80 evet. bandında bir hareketlenme vardı. Sayın Ağbal görevden alındıktan sonra gördüğümüz kadarıyla zaten dolar kurunda da hızlı bir yükseliş oldu. Şu anda çanak görüntüsünü görüyoruz izleyeceğimiz ekranda ve mor renkte bu tarafta bir kulpa doğru gidiyor. Şimdi aşağıya mı gelecek dolar kuru yoksa hani kısa vadede bir dip yapıp sonrasında mı devam edecek yoksa bu teknik anlamda yükseliş devam edecek mi? CDS'lerimiz de 405 bas puanda şu anda. Tabii şimdi eğer aşağıya gelecek olsaydı aslında Perşembe, Cuma ve Cuma günleri geçtiğimiz hafta dolar endeksindeki gevşemeyle beraber aşağıya gelirdi. Hatta Merkez Bankası politika faiz oranını da sabit tutmuşken ve üstüne üstlük yapmış olduğu açıklamalarda da durumu net olarak ifade etmişken ve herhangi bir risk durumu teşkil etmemişken olması gereken şey kurun 8.29-8.31 arasındaki o Merkez Bankası açıklaması arasındaki dalgalanmanın daha da aşağı inmesi gerekiyordu aslında. Fakat bu olmadı. Bunun olmaması da kurun yukarı yönlü Murat dolar TL'nin hareketini potansiyel hareketini daha doğrusu destekliyor gibi gözüküyor. Çünkü dolar endeksi şimdi bu seviyeden daha da geri çekilecek ki dolar TL 8.16-8.10 seviyelerine gerileyebilsin. Ama dediğim gibi 8.16 seviyesinde önemli bir destek var şu anda. Onu o aşağı yönlü kırılacak olsa bile tekrardan ana yukarı yönlü toparlama ihtimali söz konusu. Mesela burada Murat ekranda grafik varken hazır sormak istiyorum. Mesela ekranda devam etsin grafiğimiz. 405 bas puanda Türkiye'nin CDS'leri ve gördüğün gibi Türkiye'nin CDS'leri ile dolar kuru arasında bir doğrusal korelasyon var. Yani Türkiye'nin risk primi yükseldiği zaman dolar kuru da yükseliyor. Türkiye'nin risk primi düştüğü zaman sarı renkte dolar kurunda da bir düşüş görüyoruz. Ama son dönemde CDS'ler yani turuncu renkte ya da sarı renkte ekranda nasıl gözüküyorsa bilmiyorum. Aşağı doğru bir eğilim olmuş. 450-500 bas puandan 405 bas puana kadar düşmüş ama dolar kurundaki mor renkte artışın devam ettiğini gördük. Dolayısıyla sorum şu, Türkiye'deki ülke risk primindeki geri çekilme gecikmeli de olsa dolar kuruna bu hafta yansır mı ve doları aşağı çeker mi? Yoksa bu korelasyon her zaman çalışacak diye bir kayda yok mu? Ne dersin? Tabii zaten geçtiğimiz seneden beri korelasyonlarda sürekli değişimler görüyoruz. Herhangi bir kaidesi yok. Ben bu hafta bir geri çekilmenin bu 8-16 seviyelerin altına inme ihtimallerini görebiliriz ama bunlar çok kalıcı olacağını tahmin etmiyorum Murat. Bu CDS tarafındaki tabii durum da şundan da biraz kaynaklanıyor. Aslında artık yabancı yatırımcı para otoritesi tarafından yani Türkiye'deki para otoritesi olan Merkez Bankası tarafından hem rezervler konusunda hem de bundan sonraki adımlar konusunda daha net bir oyun planı, bir aksiyon planı aslına bakarsan bekliyor. Şimdi Merkez Bankası'nın söylediği şey aslında bir mevcut durumun bizlere ilanı. Bu mevcut durumu da artık hep beraber öğrenmiş ve biliyor durumdayız. Nedir bu mevcut durum? Küresel gıda fiyatlarındaki artışlar, ekonomik aktivitedeki beklenen şeyin olmaması, yavaşlamanın olmaması ve enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskler ve fiyat istikrarının henüz sağlanamamış olması. Şimdi bunları dip toplamda baktığımız vakit fiyat istikrarının sağlanması için bizim arzu ettiğimiz durum aslında şu anki dar kanal bantının hareket etmesi gerekiyor. Ama bu dar kanal bantı hareket etse dahi bu hafta olsa da 8.16'nın altına düştü diyelim. Hadi 8.10 oldu. Sonraki hafta ne olacak? Yani bizim aslında dolar TL'ye baktığımız vakit böyle bir haftalık analizler bizi az önceki senin sorduğun yıllık trendde çok fazla bir yere götürmüyor. Peki. Çünkü ana yıllık trendde zaten ana artış beklenti söz konusu. Evet. Evet yani kısa vadede çok yorum yapmamak lazım. O gelen resmi de güzel özetledin. Teşekkür ediyorum. Bir soru daha hemen araya sıkıştırayım. Merkez Bankası'nın politikasını anlayabildin mi? Yani son toplantıdan çıkan nottan sence ne mesaj çıktı? Yani böyle rafine bir şekilde çok kısa anlatabilir misin Murat? Bir de Merkez Bankası'na dair eğer bir belirsizlik beklentin varsa bu da dolar kurunda şu anda fiyatlanıyor mu? Çok kısa şöyle söyleyebilirim Murat. Aslında o sayfalarca enflasyon raporları ve basın açıklamasında Merkez Bankası bize iki tane şey söylüyor. Diyor ki enflasyonda kalıcı düşüş sağlanmadığı müddetçe ve fiyat istikrarı sağlamadığı müddetçe ben mevcut durumumu, mevcut duruşumu bozmayacağım diyor. Bu kadar net ve basit aslına bakarsan. Bunu da net bir şekilde ifade etmiş durumda. Evet biraz belki güvercin bir tavır sergilemiş olabilir. İlave sıkılaştırma ibaresinin çıkmış olmasından ötürü ama ben bunlara çok takılmıyorum. Ama Merkez Bankası bahsetmiş olduğu enflasyondaki kalıcı düşüş nasıl sağlanacak konusu çok ciddi bir soru işareti. Neden soru işareti?
etki alanımızın dışında olan gıda fiyatları, emtia fiyatları, enerji fiyatları halen artış trendindeyken nasıl olacak da enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanacak? Bunun cevabını henüz duymadık Merkez Bankası'ndan. Diğer taraftan fiyat istikrarının sağlanması konusu da önemli bir koşul. Ama bunu ikinci koşul olarak bildiriyor bize Merkez Bankası. Bunların sağlanabileceği en erken tarih de şu anda baktığımız vakit Eylül gibi gözüküyor. Yani Merkez Bankası'nın duruşunu değiştirmesindeki en erken tarih bu durumdan Eylül gibi çıkıyor. Bunu Eylül'de mi Ekim'de mi yapar onu bilemiyoruz tabii ama şöyle de bir durum söz konusu bu arada. PPK toplantısından çıkan mesaj aslında bize diyor ki riskler devam ediyor, enflasyonu yukarı yönlü riskler devam ediyor ve TL'deki fiyat istikrarının sağlanmadı diyor PPK'nın mesajı. Şimdi piyasada diyor ki PPK doğruları söylüyor deyip piyasa bunu biraz olumlu algılıyor. Gariplik de burada bana sorarsan. Çünkü Merkez Bankası bütün risklerin mevcudiyetinden bahsederken aslında piyasanın bunu böyle bir ya halen bu tip riskler devam ediyor deyip bu şekilde algılamaması piyasadaki varlıklar açısından belki olumlu ama çok da gerçeği yansıtmıyor diye düşünüyorum. Hı hı. İşte bunlardan ötürü de bu riskler tekrar gündeme geldiğinde yıl içerisinde dolar TL'yi bunlar yukarı yönlü iten faktörler olabilecektir diye düşünüyorum. Evet. Merkez Bankası'nın planlamasına baktığımız vakit de bize şu şeyi söylemediği müddetçe, az önce sormuş olduğum sorunun cevabını vermediği müddetçe bu muğlaklık devam edecek. Çünkü her hafta, yani her ay yapılacak PPK toplantısında artık bizim aynı şeyleri, metinleri görmekten ziyade hı hı. biraz küresel gıda, emtia, enerji fiyatları artarken ne olacak da enflasyondaki kalıcı düşüş nasıl sağlanacak? Bunun cevabını duymamız gerekiyor. Duymamız ancak gerekiyor. Bence bu şekilde durum biraz netleşebilir. Evet, şimdi Avrupa'dan Philip Lane mevcut destek programları devam edecek diyor. Neil Kashkari de Amerika'da istihdam piyasası halen desteğe ihtiyacı var açıklamasında bulundu. Bugün Amerikan borsaları ve Avrupa borsalarının da pozitif seyretmesi bekleniyor. Murat, bu teşvik paketlerinin devam etme beklentisinden ötürü. Ons altın 1834 dolarda 1,5 dakika kadar bir süremiz kaldı. Hem 10 yıllıklar hem ons altın hem de gram altın fiyatlamasına dair ne söylersin? Herhalde en böyle sakin ve kazandıran ve kendini hiç bozmayan ürün de gram altın oldu. Yine Ayşe teyzemizin gram altını. Böyle global fonlar tabii enteresan ürünlere yatırım yapıyor ama bu tarafta gram altın gerçeğini unutuyorlar. 485 lirada ne dersin? Şimdi ons altın ve ABD 10 yıllıkları arasında bence dikkat çekici bir durum söz konusu şu anda Murat. Geçtiğimiz haftalarda hep buradaki ters korelasyondan bahsediyorduk ama ABD 10 yıllıklar 1.56 seviyelerindeyken geçtiğimiz haftanın öncesinde ons altında 1800 dolar altında fiyatlamalar söz konusuydu. Ne oldu ondan sonra? 10 yıllıklarda sert bir gerilemeyle beraber ons altın fiyatı yukarı attı 1800 dolar üzerine. Şimdiki duruma baktığımız zaman ABD 10 yıllıkları yeniden 1.56'da ama ons altının şu anki destek seviyesi 1830 dolarda. Yani bu şunu gösteriyor tam ki 1.56 şu anda Murat karşılıklı. Yani burada böyle bir kırılma olacak gibi değil mi? Yakalamışlar birbirlerini. Hani iki rasyo birbirini öpüyor şu anda. Evet, kesinlikle öyle. Yani dediğim şu 1.56 olan ABD 10 yıllığına karşılık gelen ons altın bundan bir 10 gün önce 1800'ün altındayken şimdi 1.56'ya karşılık gelen 1835 doların üzerinde. Bu şunu gösteriyor. Ons altında da o beklediğimiz bizim orta vadede hep bahsetmiş olduğumuz ana yükseliş trendinin başladığının çok güçlü bir göstergesi. Fakat bu hafta ben 1841 dolar olan geçtiğimiz haftanın sonunda gördüğümüz en yüksek değerin aşılamadığı durumda bu hafta ons altındaki böyle hızlı bir yükselişin görme ihtimalimiz biraz zayıf olabilir diye düşünüyorum. Bu haftadan sonraki dönemde ons altının yükselişinin daha kuvvetlenecek olması ihtimali daha güçlü gözüküyor bana kalırsa. Gram altına bakacak olursak da gram altını ana destekleyen unsur dolar TL'deki hareketlerdi. Şimdi dolar TL biraz zayıfladı, ons altın devreye girdi. 492 liralık bir gram altın fiyatını bizim görmemiz için dolar kurunun 8.30'lara gelmesi lazım şu anda. Ama önümüzdeki hafta içerisinde bu Haziran ayı ile beraber dolar TL kurundaki az önce tahminlerimi verdiğim seviyeler gelecek olursa gram altında da 500 TL'nin üzerindeki seviyeler yakın gözüküyor Murat. Hı hı. Teşekkür ediyorum Murat. Umarım mesajımı da program içerisine almışsındır. Bir dahaki Kayseri gidişinde mantıyı bekliyorum. Çok tamam, net aldım mi? Onu Murat. Teşekkür ederim. Enflasyona bir katkı da senden gelsin. Mantı fiyatlarını yüksel.
Çok kolay gelsin Murat. Zaten enflasyon cep yakıyor. Bir de Murat'a enflasyonu iç turizmi canlandırarak mantı talep etmiş olduk efendim. Ramazan'da mantı sabah sabah konuşmak da tabii herkes oruçlu olduğu için böyle açlık başa vuruyor diyelim. Günün sözüyle kapatalım. Sonrasında saat 11'de Paratoner'de bir kez daha görüşmek dileğiyle. Koza Altın piyasa yönünü sundu.